Spor yazarı Hilmi Türkay Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde çarpıcı bir konuyu gündeme taşıdı. Türkay, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ailesi tarafından bırak artık baskısı yapıldığını açıkladı. Ali Koç, Fenerbahçe kulübüne başkan adayı olmak için ailesinin fikrine başvurduğunda gerekli ilgiyi görmemişti. Fenerbahçe'ye başkan olmasına sıcak bakmayan ailenin büyüğü baba Rahmi Koç, oğlunu Tüsat Başkanı görmek istiyordu. Fakat Ali Koç aile SN'yi ikna etmeyi başardı. 2018'de Aziz Yıldırım'ın karşısına çıkan Koç, ezici bir üstünlükle Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçildi. Camiada bu değişim sonrası heyecanlı bekleyiş başladı. Yeniden yapılanmaya gidilirken teknik kadro ve takım değişti. Transfer rekorları kırıldı, ciddi paralar harcandı. Ancak tüm bunlara rağmen Koç'un başkanlığındaki 5 yılda futbolda şampiyonluk gelmedi. Koç için tecrübesiz düzelir diyenler olsa da başkan benzer hataları yapmaya devam etti. Ali Koç için son umut George Jesus'tu. Portekizli hoca işe iyi başladı kötü bitirdi. O da taraftarlarda hayal kırıklığı yarattı. Fenerbahçe camiasında koçun istifasını isteyenler var, tribünler son dönemde istifa tezahüratı yaptı. Ülkemizin sayılı iş insanlarından olan Ali Bey'in tepki görmesi, işin üzücü yanı, yakın zamanda koç ailesinden oğulları Ali Koç'a, yoruldun bırak artık başkanlığı, baskısı yapıldığı duyumunu aldım. Rahmi Koç ve anne Çiğdem Hanım, Ali Koç'un daha fazla yıpranmasını ve yıpratılmasını istemiyor. Aile baskısı Ali Koç'u ne kadar etkiler? Fenerbahçe Başkanı'nın gördüğü bu baskıdan etkileneceğini sanmıyorum. Yoluna devam edecektir. Görev süresinin bitmesine bir yıl daha var, bunu son kez iyi şekilde değerlendirmek isteyecektir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz sizce Ali Koç bırakmalı mı yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.